Merhaba, Hatayspor'la karşılaşıyoruz. Hatay deplasmanına gidiyoruz. Milli aradan sonra birazcık form tutmuşken iki takım da açıkçası bu aranın gelmesi her iki takım adına da çok iyi olmadığını düşünüyorum. Çünkü Başakşehir galibiyeti almıştık birkaç şanssız mağlubiyetten sonra. Hatayspor'da aynı şekilde son 4 maçtır iyi sonuçlar alıyor. Karagümrük'ü 3-0 yendiler. Beşiktaş'la berabere kaldılar deplasmanda. Önemli bir mücadele. Puan durumunda altlı üstü bulunan iki takım 48 ve 47 puana sahip. Muriç, Rasul geri döndü biliyorsunuz son maçta. Güzel de oynadı. Tayyip Samet Svensson, Gökhan İnler, Bjarnason Stamboli, Vargas, Akintola, Balotelli 11 ile sahadayız. Yunus sadece sarı kart cezalısı. Djokovic, Belhanda, Assan Balonga, Loic Remy kadroda yine. Belki deneyebiliriz ikinci yarıda antrenman fotoğraflarını falan sürekli karşımıza çıkıyor. Hatayspor deplasmanında ben gollü ve güzel bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Ömer Erdoğan, Münir, Burak, Vieira, Burak Öksüz, Adekugbe, Isaac Saki, Bojema, Lobdaize, Yasin Benziyaz, Sadık Baş ve Kahraba ileri oyuncusuyla karşımıza çıkıyor. Şöyle tüneldeyiz. Oyunu hızlandırıp birçok olasılığı değerlendirdiğimiz bu simülasyonumuza başlıyoruz. Hatay'da Ribeiro ve bir bakıyorum Burak Öksüz'dü sanırım. Olmayan oyuncular. İlk 12 dakikada Hatay'ın tek şutu var. Bizde yok. Münir'le başlıyorlar. Cezası nedeniyle Onur Ergün ve Ruben Ribeiro orta alanda aslında son 2-3 maçta çok etkili oynayan oyuncular bunlar. Burak Çamoğlu ile sağdan oyunu kurdular. Burak Öksüz uzun top Samet karşıladı. İki takımın oyun stili aslında birbirine çok yakın. Ve Balotelli ile golü bulduk. Öne geçiyoruz. 15. dakika. En iyi oyuncumuz puana göre 7.34 ile Balotelli, Akintola ile sağdan geldik. Eski bir Hataylı ama o günlerini aratan bir oyuncu aslında. Her maç izlediğimizde keşke eski Akintola olsa çok daha farklı olur diyoruz. Yine Akintola ile sağdan bir kez daha geldik ama uzaklaştırıyorlar. Isaac Saki, Benzia, Saba ile sağdan geldiler kaleci. Muriç müthiş kurtardı. Her iki takımın da attığı gol sayısı 48 ve 46 çok yüksek seviyede ama Hatay çok gol yiyen bir ekip. 46 gol yemişler. Biz sadece 32 gol yedik. Savunmamızla öne çıkıyoruz zaten. Lig sıralamasında da üstte olmamızın nedeni bu. Son maçlarda hatalar yapsak da açıkçası Tayyip'le oyun kuruyoruz. Gökhan İnler sarı kartı var. Balotelli çok güzel bıraktı Akintola'ya. Tam tersi bir gol geldi. Balotelli bu kez asisti yaptı. Savunmadan gelen derin top. Vargas, Stamboli, Balotelli'den müthiş pas. Hatay deplasmanında 20 dakikada 2-0 öne geçiyoruz. Girdiğimiz pozisyonları %11 ile gole çeviriyoruz normalde gerçekte. Hatay bizden daha iyi o konuda. %14 ile gole çeviriyorlar. Aynı sayıda %47 gibi bir olasılıklı topla oynuyor. Her iki takım da rakibi bırakıyor ama bugün biz çok etkiliyiz Hatay karşısında. Vargas'ı 3. golü kaçırdı. Stamboli ve Resul biraz oyundan kondisyon olarak düştüler. Puan olarak şu an Balotelli ve Akintola çok yüksek seviyeye çıktı. Rasul, Tayyip tüm hatlarımızla Hatay'ı hükmediyoruz şu anda. Gökhan İnler, Vargas ve 3. Çok ilginç. 40. dakikaya gelirken beklemediğim şekilde Hatay'a üstünlük sağladık. Bu kadar rahat kazanabilir miyiz bilmiyorum ama Svensson sağdan hala ataktayız ve bir penaltı.
VAR'a bakıyor hakem. Sadık'ın yaptığı faul penaltıyı vermedi bu arada. Vargas, Akintola, Balotelli ileri üçlümüzle soyunma odasına gördüğünüz gibi çok üstün giriyoruz. Akintola %91 pas isabetiyle oynuyor. %40'lı orta alan bizde. Sahanın çok önündeyiz Hatay karşısında. Biraz Gökhan İnler beklediğimizden kötü durumda. O yüzden zaten 3-0'ı da aldığımız için Gökhan İnler, Loic Remy değişikliği yapabiliriz diyecektim ama şu anda yabancı sınırına takıldık. O yüzden burada farklı bir yol izleyeceğiz. Ne yapalım? Sinan'la değiştirelim. İlerleyen dakikada Vargas, Loic Remy değişikliği yaparız. Sol beke de aslında oyuncu bakıyorum ama çok oynayacak alternatifimiz de yok Kaan'ın ayrılmasından sonra. İsmail sağ bek olarak alternatif var ama sol bek alternatifimiz şu anda bulunmuyor. Maalesef kadroda şu anda benim aldığım kadroda bulunmuyor. Sert de geçen bir mücadele oldu. Bol sarı kart çıktı. 4-2-3-1 ile öndeler. Önde basmaya çalışıyorlar. İkinci yarıda Muriç'e inen bir top. Oyuncularına da bakabiliriz. Bu arada Stamboli bayağı düşmüş. Onu değiştirelim. Akintola, Svensson'la geliyoruz. Bjarnason, Sinan oyuna katıldı. Stamboli, Vargas'a, Vargas. Pas geriye, Rasul. Sinan vurdu, kaleci Münir. Münir de önemli bir oyuncu. Vargas. Yine Stamboli atak bitmedi. Djokovic'le evet. Orada değiştirebiliriz. Stamboli, Djokovic bence Belhanda'sız gayet iyi oynayabilecek bir oyuncudur. Hatta biraz daha geri çekelim onu. Defansif orta sağ olsun. Loic Remy de Vargas müthiş bir futbol oynuyor ama onun yerine görmek istiyorum. 3 oyuncumuzu değiştirdik. Bu arada Yasin Benzia, Cezayir 27 yaşındaki oyuncu, dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Dijon'dan gelmiş. Eski Fenerbahçe'den hatırlayacaksınız. Çok iyi performans vermemişti orada. El Kabi son maçların yıldızı. Ayol El Kabi çok fantastik vuruşlar da deneyebilen, bitiriciliğiyle öne çıkan bir kanat oyuncusu. Ondan sonra kimi öne çıkarabiliriz? Bujema, Mehdi Bujema orta alanda güçlü bir, çalışkan, agresif bir oyuncu. Onu söyleyebiliriz. Kaleci Münir. O da deneyimli bir kaleci, 32 yaşında. Kaleciler için güzel bir yaş. Birebir de etkili, hava toplarında etkili. Gerçi bizim kalecimiz daha etkili, onu söyleyebiliriz. Bu şekilde bir kadroları da var. Balotelli frikikten 67. dakika. Simondelli sol tarafa. İleride Assan Balonga, Bjarnason değişikliğiyle çift forvete dönüyorum. Çok yapmadığımız bir şey aslında bizim. Kanada daha çok alınıyor. 75 dakika geçti. 11 şut var. Maçın başında Hatay etkili başlamıştı 2-3 şutla ama öyle kaldılar. Savunmamızı aşamadılar ve karşılaşma 39. dakikaya kadar attığımız 3 golle sonlanıyor. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikler biraz oyunu yavaşlattı ve savunmamızla öne çıktık. Çok gol yiyeceğimiz bir durum yok açıkçası milli maç dönüşünde. Gollü bekliyorum aslında. 2-1 gibi bir skor bekliyorum ama kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer moralli olursa oyuncularımız bu milli arayı güzel değerlendirmişse, ki değerlendirdiklerini de düşünüyorum. En iyi oynayan Balotelli. Dediğim gibi her iki takım da çok topu sahip olmuyorlar ama biz bu maçta hükmedebiliriz. Deplasmanda olmamıza rağmen eğer hükmedersek de güzel bir sonuç yakalayacağız. Hatayspor'da öne çıkan oyunculara baktığımız zaman Diouf birazcık iyi oynamış. 34 yaşındaki Senegalli forvet.
Ona da ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Umarım bu şekilde 3-0 gibi net bir skorla döneriz Hatay'dan. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.